Arkadaşlar merhaba, hepinize iyi bir akşam, iyi bir gün diliyoruz. Bugün sizlerle biraz sınav hakkında konuşacağız. Aslında sınavdan ziyade sınav stratejileri hakkında söyleşi yapacağız. Yoğun bir eğitim maratonundan geçtik ve farklı bir süreç, pandemi süreci dediğimiz süreçte ise online eğitimler aldık. Yine Elif Kolejimizin değerli öğretmenleri ve idarecileri eşliğinde profesyonelce, tam destekle harika çalışmalar yapıldı, ders programları yapıldı, denemeler yapıldı ve belli bir düzey yakalandı. Şimdi ise sınava az bir süreç kaldı. Bu süreçte neler yapacağız? Biraz sizlerle bunları paylaşacağız. Çünkü herkes size ders çalış diyor, kitap oku diyor ama sınavda neyi nasıl yapacağımız noktasına çok fazla detaylı bilgi vermiyor. Ki zaten Erdoğan Ersöz hocamın yönetimindeki Elif Koleji'nde yeterince bu konuda bilgiler aldınız ama biz bugün ne yapacağız? Biraz daha farklı bir bakış açısıyla sınava yönelik bazı teknik, taktik, stratejileri sizlerle paylaşacağız. Ben bu noktada size efendim bilgi veremem çünkü bu benim işim bilgi değil. Fakat sınava hazırlık sürecinde kendimizi daha iyi hissetmemiz noktasında, sınavda bilgimizi daha rahat kullanmamız noktasında neler yapacağız? Bunlara yönelik bazı teknik, taktik, stratejileri paylaşacağız. Tabi bu süreç güzel bir süreç, yoğun bir süreçten geçtik ve sona doğru yaklaştık. Unutmayın, yarışlar daima son anda kazanılır. Son saniyeler yarış kazanmanın en önemli noktalarıdır. Ve bu işin özü de tamamen motivasyon ve stratejilerde. Bunları sizlerle biraz sonra detaylı bir şekilde paylaşacağız. Sınavlara hazırlanıyoruz, okuyoruz, ders çalışıyoruz. Kitap okurken, ders çalışırken, sınavlara hazırlık sürecinde belli zorluklar yaşıyoruz. Bu zorluklar üzerinde uzun uzun konuşmayacağız. Zaten bizim öğrenme oranında ve anlayarak çok hızlı okuma eğitimlerinde çok detaylı bilgi veriyoruz. İlerleyen süreçte bazı özel bilgileri sizlerle paylaşacağım. Lütfen yayında kalın istiyoruz. Okurken ve ders çalışırken karşılaştığımız sorunlar var. Bir kere ana sorun okumayı sevmem olarak karşımıza çıkıyor. Okula karşı, öğretmene karşı olumsuz tutumlar vesaire giriyor. Ben şimdi uzun uzun işte tek tek maddeler üzerinde konuşmak yerine daha ziyade stratejilere girmek istiyorum. Bir kere ana sorunumuz okula karşı, öğretmene karşı olumsuz tutum var, okumayı sevmeme ve sorunumuz okuyamama, okuduğunu anlayamama, dikkat, konsantrasyon, yoğunlaşma ve bilgiyi kullanamama, anlayamama, sesten ve çevreden etkilenme ki sınavlarda bunu bol miktarda yaşıyoruz. Daha sonra dalma, hayal kurma, heyecanlanma, helecanlanma, aynı zamanda sürekli hareket etme, gezme ihtiyacı ve yeni nesil sorularda en çok zorlandığımız noktalardan bir tanesi ki paragraf soruları, yazının başını sonunu karıştırma en çok yaşadığımız sorunlardan bir tanesi. Bir diğeri okuduğumuz yazıyı anlama, tamam anladık da daha sonra hatırlayabiliyoruz mu, hafızayı alabiliyoruz mu? Hayır, burada zorlanmalar var. Buna yönelik yapılan çalışmalar ve konu bütünlüğünü yakalayamama, düşüncenin kayması. Biraz hızlı geçeceğim ben burada arkadaşlar. İşte ders ağrılar, mazeret üretmeler uzun uzun geçmeyeceğim. Yani anlatmaya gerek yok diyoruz. Anahtar kelime, anahtar cümle, yön kelimeleri yine yaşadığımız ana sorunlardan bir tanesi. Bunlar bizim kendi iç dünyamızda yaşadığımız sorunlar. Asıl bir de hayatın içerisinde yaşadığımız zorluklar ki öğrenme sürecinde biraz önce ana hatlarla bahsettiğim zorlanmalar, bu süreçte ise sınavın yaklaştığı süreçte çevresel faktörlerden hayatın içerisinde yaşadığımız sıkıntılar, kaygılar var ki işte asıl bizde korkuları oluşturan bu. Korku oluşturan. İşte korkular, kaygılar, endişeler, şu el alem miti var ya bizdeki. O el alem putu var ya bizdeki, maalesef onlar, aile baskıları, olumlu yönlendireyim derken bazen olumsuz yönlendirilebiliyor. Akrabalar vesaire falan, fizyolojik rahatsızlıkların olması, bunlar çevresel faktörler. Fakat şimdi biz bunları neden problemler yaşıyoruz ve ne yapmalıyız? Einstein'ın bir sözü var. Diyor ki Einstein, problemi oluşturan düşünceyle çözüm üretilmez. Eğer ben bir sorun yaşıyorsam yaşadığım sorunu yaşadığım yerde yaşadığım duygularla çözemem. Ne yapmam lazım? Eğer onu çözmek istiyorsanız bir kere en önemli faktör içinde bulunduğunuz ruh halinden çıkıp hani tabirse dışarıdan yukarıdan bakabilmek. Şirazlı Sadi'nin deyimiyle kuş bakışı bakabilmek. Kuş gibi değil. Eğer ki bir sorun yaşıyor isek,
bir zorluk yaşıyorsak, yaşadığımız sorunların ve zorlukları bulunduğumuz mecradan yaşarsak, yani değerlendirirsek, tek taraflı bakmış oluruz ki bunu asla tasvip etmiyoruz arkadaşlar. Problemi oluşturan düşünce yerine bir üst kademeye çıkmak lazım. Bunun için ise önce kendimizi tanımamız gerekiyor. Ve burada arkadaşlar bir şeyi değerlendirirken hiçbir zaman tek taraflı değerlendirmiyoruz. Sistem mantığıyla yaklaşırsak çözülmeyecek sorun yoktur. Çünkü sistem mantığıyla zaten biz kendi okulumuzda, Elif Koleji'nde sistematik olarak eğitimler verildi, dersler verildi, testler çözüldü vesaire, sınav yaklaştı. Ve biz burada sadece bilgi mi verildi size? Hayır. Eğer sadece bilgi verilseydi zaten başarıyı yakalayamazsınız. Gerçek bir başarı istiyor isek bizi biz yapan şu dört temel faktörü çok iyi bilmemiz lazım. Nedir? 1. Duygularımız. 2. Bilgi. 3. Psikoloji ve 4. Fizyoloji. Bunların kendi içerisinde uzun kombinasyonlar açıklamaları var. Bizim öğrenme eğitimlerinde, hızlı okuma eğitimlerinde bunu biraz daha farklı bir boyutla açıklıyorum, onları söylüyorum. Ama özetle şöyle söyleyeyim. Bize ne yapıyor? Bilgi verildi. Bilgi, 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 bilgi. Ama mesele bilmek mi? Bilgiyi kullanabilmek mi? Peki bilgiyi yalnız başına kullanabilmek yeterli oluyor mu? Hayır. Bilgiyi doğru yerde, doğru zamanda, doğru şekilde, işimize yarayacak şekilde hatırlayıp kullanabilmek. Bilgi bizim için amaç değil, amaçlarımıza giden yolda bir araçtır. Bu aracı nasıl sağlayacağız? Bu da teknikleri kullanarak. Bilgi 1. 2. Duyguyu kontrol edebilmek ki bu süreçte sınava hazırlanan öğrencilerden çok maalesef velilerin zorlandığı nokta duyguyu kontrol edebilme ve ruh halleri. En çok yaşandığımız nokta bu. Duygu ve ruh hallerindeki sorunlar yaşanınca ne oldu? Fizyolojik rahatsızlıklar başlıyor. Kaygılar, endişeler, korkular, uykusuzluklar, mide sorunları, sindirim sistemleri, işte efendim kendini verememe, uykuya verme ya da uykusuz kalma ya da fevri davranışlar, içe kapanma ya da patlamalar ya da farklı eğilimler. Ne oldu ister istemez? Hepsi birbirine karıştı. Eğer gerçek bir başarıdan bahsediyor ise bu dört temel faktörü göz önünde bulundurmak mecburiyetindeyiz. Nedir? 1. Duyguyu kontrol edeceğiz. 2. Bilgiyi gerektiği yerde, gerektiği şekilde kullanma stratejilerini bileceğiz. 4. ise üçüncüsü onun ruh hallerine gireceğiz ve fizyolojiyi ona hazır hale getireceğiz. Bu dört temel eksenden yaklaşmazsak istediğiniz kadar bilim, bilgi yalnız başına hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Bu dört temel kontrol yapabilmek. Ve hayatımızda engeller var. Engeller hiçbir zaman başarının önünde engel değildir. Ve sınavda bizden ne isteniyor sevgili öğrencilerimiz? Sınavda bizden 3 temel şey istenir. Nedir bunlar? 1. Bilgi. Peki sadece bilgi mi? Hayır. Ama burada şunu söyleyeyim ben öncelikle. Sınavlarda genelde öğrenciler bir paniklemeye girer sınav öncesinde. Sınavların aslında ne istemediğine bakalım önce, ne istiyordan önce. Sınavlar sizi tanımaz. Bir daha söylüyorum. Sınavlar sizi tanımaz. Sınavlar sizi tanımlayamaz. Sınavlar kilonuzu, boyunuzu ölçmez. Aile yapınızı, duygusal yapınızı, karakterinizi, kişiliğinizi ölçmez. Sınavlar sizin hayata bakışınızı, inançlarınızı, değerlerinizi ölçmez. Sınavlar sosyal yaşam becerilerinizi, sosyal becerilerinizi, iyi bir insan, kötü bir insan olduğunuzu ölçmez. Sınavlar bilginin çokluğunu ölçmez. Söylediğim gibi inanç ve değerlerimizi ölçmez. Sınavlar yeteneklerini, kabiliyetlerini ölçmez. Sınavlar sizin çalışma alışkanlıklarınızı ölçmez. Sınavlar sizin ne kadar çok çalıştığınızı da ölçmez. Ya bu ki sınav ne ölçer arkadaşlar? Ama dikkat edin, öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun takıldığı nokta, ben Türkiye genelini söylüyorum, maalesef biraz önce saydığım noktalardır. Sınavlar sizin hiç bunları ölçmez arkadaşlar. Sınavlar ne ölçer? Sınavlar size verilen süre içerisinde mevcut bilgilerinizi kullanma becerilerinizi ölçer. Tekrar söylüyorum. Verilen süre içerisinde mevcut bilgilerinizi kullanma becerilerinizi ölçer. Peki başarmak ya da başarı istediğimiz bu değil mi? Evet. Başarı öğrenilebilir mi? Sınavlarda başarılı olmak istiyoruz. Hayatta başarılı olmak istiyoruz. İşte başarılı olmak istiyoruz. Meslekte başarılı olmak istiyoruz. Evlilikte başarılı olmak istiyoruz. Yapmış olduğumuz işte, meslekte başarılı olmak istiyoruz. Peki başarı öğrenilebilir mi? Arkadaşlar, başarmak
Evet, başarı öğrenilebilir. Başarmak, başarıya ulaşmak için bir kere her şeyden önce ne istediğinizi bilmek mecburiyetindesiniz. Neyin başarısını istiyorsunuz? Ve ne başarısı istediğiniz çok önemli. Şunu unutmayın, başarı daima buzdağının görünen yüzüdür. Biz ne yapıyoruz? Buzdağının sadece görünen yüzüne bakıyoruz. Halbuki asıl o buzdağına gücünü veren, o titaniği paramparça eden, o buzdağının gücü buzdağının altıdır. Başka hiçbiri değil arkadaşlar. Eğer buzdağının altı, üstteki, yani bu uzun uzun eğitim psikolojisinde anlatılır. Hocalarımız sizlerle bunu paylaştı biliyorsunuz. Buzdağının görünen yüzü bir birim ise görünmeyen yüzü 90 birimdir ya da 99 birimdir arkadaşlar. Bütün mesele işte buzdağının altına bakacaksın. Ama biz ne yapıyoruz? Buzdağının görünen yüzüne bakıyoruz. Buzdağının görünen yüzünün altında başarmak istiyorsanız başarının önünde bir sürü engel var. Sınav stresi, eğlenme, sıkılmalar, gezmeler, okuyamamalar, hızlı okuyamama, mücadele, uykusuz kalmalar, işte arkadaşlarımız, gezmeler, bir sürü faktörler. Ve başarı bizden bir tek şey ister. Başarı bedel ister arkadaşlar. Ve sizler bu süreç içerisinde sokağa çıkma yasağı vardı, evden çıkamadınız, yaş sınırlaması vardı, terlediniz, yoruldunuz, mücadele ettiniz. Ama bu arada öğretmenlerimiz hiçbir zaman sizi yalnız bıraktı mı? Hayır. Sürekli sizi bilgiyle desteklemeye, zihninizi sistematik olarak güzel bilgilerle yönlendirmeye ve doldurmaya gayret ettiler. Ve biz ne yaptık? Bu süreçte bir bedel ödendi. Hocalarımız, idaremiz ve en önemlisi siz. Ve daha önemlisi aileniz, teşekkür ediyoruz sizlere ve ailelerinize ve yine okul idaresine, yönetimine. Başarı arkadaşlar bir tek şey açık ve net ister, bedel ister. Bedel ödenmeden başarıya ulaşılmaz ve başarı canımızı yakar. Unutmayın bunu. Bir bedel ödedik, bir mücadele verdik. Şimdi geldi son süreç. Bir hafta süreç kaldı. Bu bir haftalık süreç içerisinde aman ha. Çalışmalarınızda, alışkanlıklarınızda çok özel değişimler yapmayın. Asla. Ve öğretmenlerimiz ısrarla söylüyor, uzmanlar sürekli söylüyor. Arkadaşlar son bir ay kala başlayan bir süreçte gelir, son bir haftada asla taviz vermememiz gerekiyor. Akşam 11'de bir kere yatakta olacaksınız. Kim ne derseniz. Hadi 11.30. Belki biraz zorladın alışkanlığı 12. 11'de yatakta olacaksınız. Ve sabah sınava gideceğiniz günkü kaçta kalkacaksanız o saatte kalkacaksınız. Yani 7-7.30'da ayakta olacaksınız. Mutlaka hocalarımız zaten bunu söylüyor size. Ve saat 10'da sınav saatinde mutlaka denemenin başında olacaksınız. Zaten burada öğretmenlerimiz sizi yönlendiriyorlar. Okulumuza yönlendiriyorlar. Bunlardan taviz vermiyorsunuz. Ve lütfen beslenme alışkanlıklarınızda ciddi değişimler yapmayın. Normalde ne yiyorsanız o. Sınav sabahında da öyle. Bugün sınava gideceğim, ballı, yağlı, çörekli. Hayır, asla yok. Normal kahvaltı yap, tamam, belki biraz glikozu fazla alabilirsiniz. Onun haricinde biraz diyorum. O da kuru üzümle vesaire takviye edebilirsiniz. Onun haricinde asla ilave bir şey yapmıyorsunuz. En önemli nokta bu. Bu öğrencilerin yatma saati, kalkma saati, yemek saatleri ve ekstra ilave bir şey yapmayın. Ağır spor asla yapmayın. Yapacaksanız yürüyüş yapın, hafif sporlar zaten yapmak mecburiyetindesiniz, gençsiniz. O enerjiyi atmazsam ne olacak ben bu defa? O enerjiyi atacaksınız. Ondan sonra hafif sporlar olabilir, ağır spor asla tavsiye etmiyoruz. Beslenme alışkanlıklarını değiştirmiyoruz. Sizi kırıldıran, gergin noktaya getiren, fevri davranmanızı yol açacak, sizi yani ruhsal olarak, duygusal olarak, psikolojik olarak gerecek faktörlerden alabildiğine uzak kalacaksınız. Duygusal hiçbir çekişmeye girmeyeceksiniz. Bırak gitsin. Bırak umursama. Asla herhangi bir olumsuzla giden bir şeye müsaade etmiyorsunuz. Bir. Diğer nokta veliler. Bu arada özellikle velilere şunu söylüyorum. Bazı velilerimiz maalesef son bir hafta kala bunu fuan usta çocuk yani normal şartlar altında bağıran çağıran veli bir anda böyle şükür bulduğa dönüyor. Aman oğlum onu yapma. Aman onu bunu yapma. Kardeşi geliyor. Abi sırıtarak gitmeye başlıyor. Niye sınava girecek? Kurbanlık oyun gibi yaklaşıyor. Ya normal neyse o şekilde davranmanızı özellikle istirham ediyoruz arkadaşlar. Farklı bir noktaya girmiyoruz ki biz başarının zaten bedelini ödedik. Şimdi buzdağının görünen yüzüne çıkma zamanı geldi diyoruz. Başarı istiyoruz.
Başarı ama neyin başarısı? Bir kere arkadaşlar konumunuzu belirleyin. Bizler bu kısmını biraz daha hızlı geçeceğim. Eğitimde de istiyoruz, sınavlarda da istiyoruz, meslekte, iletişimde, evlilikte, yani maddiyatta, topluma fayda sağlamada, sakin bir hayatta, yani bunları istiyoruz ve yaşam başarısı ve rızayı ilahi. Eğer bu yaşam başarısını sağlayabiliyorsak bundan daha güzel başarı elde edemeyiz. Tabii ki gönül istiyor ki sizlerin istediğiniz üniversitelerde, istediğiniz bölümlerde okumanızı. Siz mücadele verdiniz, siz ter döktünüz, öğretmenlerimiz size destek verdi, olmadı ama hiç önemli değil, hayat devam ediyor. Size düşen bir tek görev var. Mevcut bilgimizle gideceğiz, aslanlar gibi sınava girip çıkacağız. Başka bir şey istemiyoruz arkadaşlar. Ve bizler önce karar verin diyoruz. Önemli olan yaptığın ne iş olursa olsun asla içinde insani değer olmayan bir şey için başarılıyım diyemeyiz. Şimdi gelelim noktaya. Biraz hızlı geçiyorum zamanımızı verimli kullanma noktasında. Çünkü bu çok uzun bir konu. Sınavda bizden ne isteniyor? Sınavdan dostlar, arkadaşlar, üç şey istenir. Bilgi, yorum, hız. Üç şey. Bilgi zaten şu anda okulumuzda yeteri bilgi verildi. Dershanelerde giden arkadaşlarımız olabilir ama genelde zaten okul buraya geldikten sonra başka bir eğitime gerek duymuyorsunuz. Bilgi verildi. Ama sınavda ne isteniyor? Bilgi isteniyor. İki, yorumlama isteniyor. Üç, hız isteniyor. Hele hele yeni nesil sorular ise başlı başına bir faktör. Bu üç temel noktaya dikkat etmek durumundayız. Ve şimdi üniversite sınavlarında baktığımızda Milli Eğitim Bakanlığı'nın ölçme değerlendirmenin verilerine baktığımızda ya da işte efendim YÖK'ün verilerine, ÖSYM'nin verilerine baktığımızda sınavda sadece ve sadece salt bilgi ölçmeye yarayan sorular. Bu budur. Tak. Nokta vurur. Sadece bilgi ölçmeye yarayan soruların oranı %10 civarında deniyor. Bu benim sözüm değil. %10. Yoruma dayalı ve sizin yorumlama kabiliyetinizi ölçen sorunların oranı ise arkadaşlar %70-80 civarında. %10-15 bilgi, %65-75 yorum, %15-20 ise yeni nesil sorular olduğu için uzun paragraf sorularından dolayı ise %15-20 hız faktörü devreye girmeye başladı. Bu yüzden hızlı okumanın önemi bir kez daha çıkmaya başladı. Bu yüzden hızlı test çözmenin önemi burada bir daha ortaya çıkmaya başladı. Bu yüzden ısrarla okulumuzdaki öğretmenlerimizin son dönemde sürekli sizlerle test çözdürmelerinin gerekçesi buydu. Ve unutmayın, öğrencilerin Türkiye genelde yaklaşımına baktığında büyük hem de hatırı sayılır bir kısmı sınavda sadece bilgi ölçülecek zan ediyor. Hayır, sınavlar bilgiyi ölçmez. Sınavlar size verilen süre içerisinde mevcut bilginizi kullanma becerinizi ölçer arkadaşlar. Ve yorumlama kabiliyeti. Yorum ve hız için ise öncelikle okuma alışkanlığı. İlk buraya geldiğinizden günden beri hocalarımız ne diyor bize? Arkadaşlar kitap okuyun, kitap okuyun, çok okuyun, iyi okuyun diyor değil mi? Gerekçesi tamamen işte buradaki arkadaşlar %85-90'lık kısım için. Yani yorum ve test çözme becerilerindeki hızı geliştirmek için de. Çünkü salt bilgi bir yere kadar gider ve tıkanır kalır. Bilgi amaç değil, bilgi amaçlarımıza giden yolda bir araçtır. Bir daha söylüyorum, bilgi hiçbir zaman amaç değil, amaçlarımıza giden yolda bir araçtır. Peki bu durumda ne yapacağız? Bunun için de yorumlama ve hızı geliştirmemiz gerekiyor. Ve şunu unutmayın, ne yaparsanız yapın arkadaşlar, başarı da %20-30 potansiyeldir, bilgidir. Her alanda böyle bu. Sporda, sanatta, edebiyatta, savaşta, her alanda. %20-30 potansiyel ise, mevcut bilgi ise %70-80 stratejidir. İstediğin kadar bil. Ve yine ÖSYM'nin verilerine baktığımızda her sene arkadaşlar okul birinciliği kontenjanlı, okul birincisi olup da barajı aşamayan öğrenci sayılarını bir araştırın internette bakalım be. Akla zarar sayılar çıkıyor. Çok daha ilginci, her sene barajı aşamayan öğrenci sayılarına bakın. Arkadaşlar geçen sene 2 milyon
452 bin kişi sınava girdi. Ve bunların 500 bini barajı aşamadı. Peki bunlar hiç mi bilmiyorlardı? Sıfır puan alanları araştırın. Ben ilk okuduğumda her sene bakarım. Ne oluyor dedim, artık alıştım. Sıfır puan alıyor, sıfır. Akıllara zarar tabircaysa. Diyorsun ki, hatta sıfırın altına iniyor. Bu 12 yıl boyunca hiç mi eğitim almadı? Hiç mi ders çalışmadı? Hiç mi okula gitmedi? Hiç mi hocasıyla yüzleşmedi? Hayır, hepsi eğitim aldı ama ana sorun neredeydi? İşte stratejiler kısmındaydı. Stratejileri kullananlar başarırlar. Stratejini kullanamayanlar stratejilerini kullananların altında ezilirler. Evet, çok ilginçtir arkadaşlar. 500 küsür bin kişi barajı aşamadı. Bir kere bir. Orada neler? 1 milyon 200 bin kişi, neyse o vermeyeyim o arkadaşlara karşı kırgın, yani üzülme olmasın diye, zaten istediği puanı alamadı. Geriye kalan kısmına baktığınızda bir de böyle değerlendirin, kendi şansınızı, farkını göreceksiniz. Ve strateji son derece önemli arkadaşlar. Size tavsiyemiz, sınav gününde, sınav anına kadar, şu ana kadar hangi stratejileri kullandıysanız o stratejileri kullanın. Genelde bizler o sınava hazırlık sürecinde, bazıları stres programı diyor, bazıları kaygı diyor. Ben sınava hazırlık süreci ya da sınav stratejileri kelimesini kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü kaygı olmazsa olmaz ki, stres olmazsa olmaz ki, ama önemli olan bizim hayatımızı engelleyecek, düşünmemizi, üretmemizi engelleyecek, zihnimizi blok edecek, düşünceyi blok edecek noktaya gelmemesini sağlamak lazım. Kaygı birazcık olacak. Benim işim bu. Meslekte 30 küsur, 30. yıl oldu. Hatta 30 geçti ama 30 diyorum ben. Yıllardır bu işi yapıyorum. 27 yıldır hızlı okuma, öğrenme, öğrenme, iletişim, hitabet, toplumda söz söyleme sanatı eğitimleri veriyorum. Ama ben de bile buraya çıktığımda istersen birazcık kaygı olacak. Ne söyleyecektim falan. Gayet doğaldır. Önemli olan o kaygının sizi ezmesine müsaade etmemek. Sınavda da öyle. Sınava girip çıkacaksın. Ne yapacaksın? Yapacağımız açık ve net dostlar. Şu ana kadar dershanede yapmış olduğunuz, evde yapmış olduğunuz deneme sınavları var değil mi? O deneme sınavlarında kullandığınız teknik, taktik, strateji, yöntem, metodoloji neyse bunu kullanacaksınız. Ama ben size bazı işinize yarayacak ciddi tiyolar vereceğim bu arada. Bunları kullanacaksınız. Tekrar söylüyorum. O an şunu yap, bunu yap. Çok da fazla kale almamanızı istiyorum arkadaşlar. Ve burada ise başka bir istatistiğimiz var. Buna geçeceğim. Önemli olan zoru olanı başarabilmektir arkadaşlar. Üzerinizdeki ataleti attığınız anda, durgunluğu attığınız anda bütün başarılarınızın önünde akıp gittiğini göreceksiniz. Yeter ki siz kendinize engel olmayın. Eğer siz kendinize engel olmazsanız hiç kimse sizi engel olmaz. Burada arkadaşlar daima görev yapmak diyorum. Ben bunu çok seviyorum. Çerçeveleri bir kere kaldırın. Çerçeveleri koyarsak gerçeği göremezsiniz. Şablonları kaldırmanızı istiyorum. Görev yapacağız sorumluluk bilinciyle. Ders çalışacağız. Aşkla, şevkle, umutla. Çerçeve koyarsak, kendimizi kandırırsak aynen bu slide'da olduğu gibi. Bak buradaki görev yapan insanlara baktığımızda herkes görevini aşkla yapıyor. Ama dıştaki çerçeveyi kaldıralım şimdi bakalım bir. Şimdi bu itfaiyecilere görev aşkıyla çalışıyor diyebilir misiniz? Bir öncekine bakalım. Tekrar bakalım. Ne oldu? Her taraf yanarken itfaiyecilerimiz sadece bir tek nokta odaklanmış. İşte çerçeveler koymak, düşüncemizi engel koymak bunun gibidir diyoruz. Önemli olan kuş bakışı bakabilmek dedik. Sağ sola ön yargıları bırakacağız. Öğrenmeden olmaz mı diyor bazıları. Hocam çalışmadan olmaz mı? Dostlar çok ilginçtir. Bu daha önce basında çıkmış bir haber. Gaziantep'te Ferhat Kırtasiye'de okunmuş kalem satıyorlarmış. Bugünlerde benzerlerini yaşamıyoruz mu? Bakıyorum velilere maşallah. Oh, hatim indirmeler, Yasin okumalar. Asla duaya karşı değilim. Dua açılmaz kapılar açar. Aman yanlış anlaşılmasın. Ama vermeyince mabut neylesin Mahmut diye bir söz var. Çalışma çalışma yat, Allah'ım bana ver. Yok öyle bir şey. Başarı bedel ister. Biraz önce gösterdik. O buzdağının görünmeyen yüzünü doldurduysanız korkmayın. Sen çalışma çalışma, okunmuş kalem al. Yok öyle bir şey. Allah ne diyor?
insan için çalıştığının karşılığı vardır. Daha ötesi var mı dostlar? Yok. Çalıştığının karşılığı vardır. Ve biz istediğimiz şu ki o sınava girdiğimizde aslanlar gibi sınava girip çıkacağız, başka bir şey istemiyoruz. Hayatı şansa bırakmıyoruz. Bugünlerde bunu bol miktarda görüyoruz ve şunu deme hakkımız da yok. Bana ne, peynir beni bulsun deme şansımız yok. Biz o mücadeleyi verdik, o mücadeleye gideceğiz. Ve içinizdeki olumsuz sese kalmayın. Bu süreçte arkadaşlar 3 tane engel karşınıza çıkar. 1. İçinizden bir ses. Ya olmazsa, ya yapamazsam, o olmadı, Ahmet yaptı, Ayşe yaptı, ben yapamam, abim kazandı, o kazandı. İçinizden bir ses sesi böyle, hani kurt gibi kırt 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 kemirir. Bir ses. İkincisi, zihninizde görüntüler oluşmaya başlar. Ya olmazsa, ya yapamazsam, ya oraya giderse, ya böyle olursa. Ya da şöyle bir şey olabilir. Ya yapamazsam, ya edemezsem, içinde bir sıkıntı, kaygı, endişe, tasa. Bak, ses, görüntü ve sıkıntı. Üç şekilde, zaten bütün psikolojik rahatsızlıklar üç şekilde insanda tezahür eder. Hani görsel, işitsel, dokunsal dediğimiz. Öğrenme eğitimlerinde, hızlı okuma eğitimlerinde bunları zaten uzun uzun açıklıyoruz biz. Zaten kişi beyninin kullanma şeklini bilirse çözümleri ona göre çok daha kolay bir şekilde üretebiliyor. İçinizdeki olumsuz sese asla dikkat edin, kalmayın. Başaracağınıza inanıyorsanız başaracaksınız. Başaramayacağım dersen kesin garanti veriyorum başaramazsın. Çünkü başaracaksınız arkadaşım. Zaten 12 yıl çalıştınız. Burada profesyonel hocalardan ciddi bir eğitim aldık biz. Seçilmiş hocalardan eğitim aldık. Onun için kendinizi asla küçümsemeyin ve bu konuda da bilginizi kullanıp çıkacağız. Düşüncelerinize sınır koymayın. Eğer siz düşüncelerinize sınır koymazsanız hiç kimse ama hiç kimse sizin düşüncelerinize sınır koyamaz ve sizi asla ve kat'a sınırlandıramaz. Önce kendimizi tanımak lazım. Birkaç ana noktaya değineceğim. Bazı öğrenciler şunu diyor. Hocam diyor, sınavda diyor beyin durursa. Arkadaşlar, sınavda beyin durmaz. Öyle bir kavram yok. Zaten beynin durması demek ölüm. Beyin duraklamaz. Hızlı geçeceğim. Beyin dolmaz. Beyin asla unutmaz. Beyin asla yorulmaz. Yok böyle bir kavram. Benim öğrenmenin ilkeleri kitaplarında, öğrenci yol haritası kitabında uzun uzun zaten bunları paylaştım. Ve yine aynı şekilde araştırdığınızda bunları göreceksiniz. Beyin durmaz, duraklamaz, dolmaz ve asla yorulmaz arkadaşlar. Ve yine burada ben sizin yeteneklerinizi artıramam ama destek verebilirim diyorum. Şimdi burada sınav yaklaştıkça öğrencinin gösterdiği davranışlar var. Bunlara müsaadenizle hızlı geçeceğim arkadaşlar. Sınav günü, sınav anı falan gibi durumlar. Asıl noktaya... Evet. Dikkat edeceğim, noktalara geleceğim. Şunu unutmayın. Sınavlarda yapılan istatistiklerde arkadaşlar en çok yanlışlar ilk 15 dakikada yapıldığı ortaya çıkıyor. Niye? Eğer yapacak mıyım, yapamayacak mıyım, olacak mı, olmayacak mı ki kaygıyla girersen farkında olmadan orada bakar kör oluyorsunuz. Onlarca öğrenciden bunu gördüm. Mesela bugünlerde yoğun bir öğrencilere bireysel çalışmalarım var. Sınav kaygısı, sınav stratejileri, sınav motivasyonu, bireysel eğitimlerimiz var öğrencilere. Yani bu sınav kaygısına yönelik yaptığımız çalışmalar, hızlı okuma, öğrenme gibi çalışmalar. Ama bugünlerde yoğun sınav ilgili hem LGS'de olsun hem AYT ve TYT sınavlarına girecek öğrencileri görüyoruz. Ve bu önceki öğrencilerdeki aldığımız geri bildirimler, yine bu arada çalışan hocalarımız ve öğrenciler üzerine yapılan çalışmalarda görülen bu ki en çok yanlışlar ilk 15 dakikada. Peki olmaması için ne yapacağız? Bazı tüyoları vereceğim sizlere. Şimdi şuna bakın arkadaşlar. Öğretmenlerimiz size bu konuda çok detaylı bilgi verdiler. Sınava giren, sınavdaki sorulara baktığımızda, sınavdaki soruların %60-70'i rahat çözülebilir düzeyde sorulardır diyor bu konudaki bütün hocalarımız aynı konuda hemfikir. %60-70'i rahat çözülebilir türden sorulardır. %20-30 bandında bilgiyi hafif zorlayan sorular, %10 ve 15 ise bilgiyi zorlayan sorulardır. Arkadaşlar, Türkiye'deki üniversite sınavı dünyadaki çoğu sınavdan çok daha kapsamlı ve çok daha detaylıdır. Çünkü Türkiye sınavlar ülkesi haline geldi.
geldi. Hatta ve hatta öyle bir noktaya geldi ki bazı arkadaşların hayali var mesela tıbba girmek, değil mi? Türkiye'de bir sınav var. Dünyada ikinci zor sınav. Tıpta uzmanlık sınavı. TUS sınavı. Dünyada ikinci zor sınav. Hatta bazıları diyor ki bir ilk sınav diyenler de var. Ama ikinci olduğu tescillenmiş durumda. Öyle bir noktaya geldik arkadaşlar. Türkiye sınavlar ülkesi olduğu için ölçme değerlendirme ise artık ciddi bir alan haline geldi. Ölçme değerlendirme bile akademik olarak alt dallara ayrılmaya başladı. Sınavda öğrencinin bilgisini yorumundan öte kişiliğini, agresifliğini, gerginliğini, iletişim becerilerini hatta ve hatta bazı psikolojik özelliklerine kadar ölçen sorular olduğunu unutmayın. İlginç bir boyuta geldi sınav. İşte burada stratejiler devreye girmeye başlıyor. Sadece bilmek yetmiyor. Bunun için bizim hedefimiz ne olacak? %60-70 oranında çözülebilir sorular. Önce bir kere yapın. Zaten öğrencilerle yaptığım benim görüşmelerde şunu görüyorum. Diyorum ki öğrencilere, hocam diyor ben yapamam, edemem, başaramam kaygısına giriyor. Çoğu öğrenci bunu yapıyor arkadaşlar. Mesela diyelim matematikte kaç konu var? Gerçi azaldı. İşte limit, türev, integraller azaldı. Örnek vereyim 20 tane konu var diyelim. Fizikten kaç konu var toplam? Hepsinden 20 diyelim. Matematik, Türkçe, kimya. Öğrenciyle oturuyorum, başlıyorum. Diyorum ki matematikte işte sayılar var mı, şu var mı, bu var mı, var. Hep tamam. Hocam diyor şu konuyu bilmiyorum. Başka? Hocam şunu da bilmiyorum. Başka? Şunu tam bilmiyorum. O 3 tane tam bilmediği konuya öğrenci takılıyor. O 17 tane konuyu, bildiği konuyu görmüyor. Hayır. Önce arkadaşlar olumlu düşünmeliyiz. Güzel düşünen güzel yaşar diyor Peygamber Efendimiz. Bizler olumlu düşünmeliyiz ki beynimiz olumluya doğru gitsin. Asla olumsuz düşünmüyoruz. Zaten şu anda dediğiniz gibi o bildiğiniz konulara düşünün. Eksik konularını, bilmediğiniz konuları bırakın. Sadece ve sadece bildiğiniz konuları, bak bildiğiniz konuları zihninizde toparlayın, sınava girin. Bildiğiniz konuları sınavda düzgünce, hani tabiri caizse, affedersiniz sizin tabirinizle, adam gibi kullanın, çıkın. Zaten istediğiniz bölüme girmez misiniz? Bu değişmez kuraldır. Onun için arkadaşlar, burada ise tavsiyemiz şu. Öğretmenlerimizin size vermiş olduğu turlama teknikleri var. Bunu kullanın. Sınavda mutlaka kullanın. Tekrar söylüyorum, o turlama tekniğini kullanın. Önce basit soruları, çözülebilir soruları yapın, bir tur atın. Sonra sizi zorlayanları gidin ve sınavda asla hiçbir zaman hiçbir şekilde hiçbir soruyla boğuşmayın. Hiçbir diğer soru bir diğerinden daha fazla puan kazandırmaz. Çok basit sorular var arkadaşlar. Yani 2 kere 2 kaç eder gibi sorular var. Biliyorsunuz öğretmenlerimiz size bilgi verdi bu konuda. Her matematik sorusu matematik sorusu değildir. Her fizik sorusu fizikle alakalı değildir. Matematik sorularının içerisinde Türkçe soruları vardır. Okuma, anlama, yorumlama kabiliyetini ölçen sorular var. Bunu siz biliyorsunuz. Örneklerini bol miktarda gördük dostlar. Dikkatiniz dağıldı. Konsantrasyonunuz bozuldu. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Arkanıza o an yaslanın ve derin nefes molaları vermenizi tavsiye ediyoruz. Nasıl yani derseniz... Şimdi burada hemen galiba elimizdeydi için bir sürpriz yaptık. Tamam. Örnek olarak vereceğiz. Şimdi burada dikkatiniz dağıldı. Konsantrasyon bozuldu değil mi? Bugünden itibaren bunları yapabilirsiniz. Sıranın arkasına yaslanın. Arkaya yaslandıktan sonra gözlerinizi kapatın. Nefesinizi yavaşça boşaltın. Ve derin bir nefes al, yaklaşık olarak 4 saniye tut, 8 saniyede ver. Ya da nefes alma süren kadar tut, nefes alma süreni 2 kat sürede ver. Niye? Nefes mesela o anda kendinde kaygı, sıkıntı, endişe, tasa olabilir, insanız olabilir, dikkatin dağıldı, konsantrasyonunuzu bir an bırakma. Eğer diyafram nefesini biliyorsanız ki zaten şimdi uzun uzun anlatamayacağım zaman sorunundan dolayı. Diyafram nefesini yapabiliyorsanız diyafram nefesi. Yoksa nefesini önce bir boşalt. Boşalttıktan sonra nefes alıyorsunuz içinize. Al. Aldığınız nefesin bedeninize doğru dolduğunu, bedeninizdeki bütün sinir, sıkıntı, stres, kaygı, endişe, tasa adı ne varsa topladığını yavaşça
Sessiz nefes al ve sessiz ver. Boşalt, boşalt, boşalt. Sonra tekrar nefes al. Bütün bedendeki gerginliği topladığını ve gittiğini. Nefes alırken olumlu bir pozitif duyguların bedenize dolduğunu, o pozitif duygular dolunca negatifleri boşalttığınızı. Ama bunu sessiz yapacaksınız. Hocam diyor burada zaman kaybolursa. Arkadaşlar orada kaybedeceğiniz 1-2 dakikalık zaman size vergi gibi yol, su, elektrik olarak döner. Korkmayın. Çok daha büyük avantaj sağlayacaktır. Bizim tavsiyemiz burada derin nefes molalarını kullanabilirsiniz bir. Dikkatiniz dağıldığında, konsantrasyon bozulduğunda ve bir diğer nokta güzel bir teknik. Ben çok sevdiğim hızlı okuma eğitimlerinde, öğrenme eğitimlerinde kullandığım bir yöntem var. Arkadaşlar şöyle bakacaksınız. O anda hatta şimdi anlatacağım örneği bunu her gün yapabilirsiniz. Deneme sınavlardan önce yapabilirsiniz. Ve sınav başlamadan önce yapabilirsiniz. Zaten kitapçıklar dağıtılıyor ya size. Kitapçıklar dağıtıldıktan sonra orada bir bekleme süresi var. Göz atma süresinden önce. O bekleme süresinde bunu yapabilirsiniz. Arkanızda yaslanın. Hiç kimse öyle yaptı bunu yaptı demez. Rahat olun. Orada çünkü sizin bir özgürlük alanınız var. Burada ne yapacağız? Dikkatli. Bakın. Dikkat dağıldığında, konsantrasyon bozulduğunda ya da kendinizi gergin, sinirli hissettiğinizde deneme sınavlarının başlangıcında ve sınavın başında da. Önce şunu dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bir, severek, istekli, dikkatli, tam bir konsantrasyonla test çözdüğünüz, deneme sınavına girdiğiniz bir zamanı düşünün. Bir daha söylüyorum. Dikkatli, rahat, test çözdüğünüz, deneme yaptığınız bir anı düşünün. Dikkatli, rahat, severek, istekli, keyifli, haz alarak, mutlu olarak test çözdüğün, deneme yaptığın anı düşün. Bunu gözünüzü kapatıp yaparsanız çok daha kendinizi verirsiniz. O anı düşün, o anı zihninde canlandır. Hatta zihninden git, o anın içerisine gir, o anı iyice yaşa. O duyguyu hisset, o duyguyu hisset. O duyguyu beden neresinde hissediyorsun? Göğüs kafesinde. Harika. O duyguyu bütün bedenine yay. Yay. Bütün bedenine yay. O duyguyla sınava girdiğini düşün. Muhteşem bir yöntemdir. Bugünden itibaren rica ediyorum yapın. Aradaki farkı göreceksiniz. Ben size bu konuda net garanti veriyorum. Ruh hallerinizde ciddi değişimler olmaya başlayacaktır. Ve ondan sonra devam edelim. Özetliyorum. Dikkat, konsantrasyon, yoğunlaşma, motivasyon, dalma, hayal kurma, çevreden etkilenme gibi bir durum olduğunda bir an durakla. Severek, istekli, haz alarak, keyifli, başarılı bir şekilde test çözdüğün ya da deneme sınavı yaptığın bir an düşün. O anın içerisine gir. O anın duygusuyla çalıştığını hayal et. O duyguyu hisset. O duyguyu bütün bedenine yay. Bak önce zihinde yaşıyorsun. O duyguyla çözmeye başla. Bak bakayım ne olacak. Unutmayın. İnsanlar istedikleri zaman istedikleri ruh hallerine girebilirler. Cümleyi tekrar söylüyorum. Bu çok önemli bir cümle çünkü. İnsanlar istedikleri zaman istedikleri ruh hallerine girebilirler. Ve insan zihnini isterse bir kumanda panosu gibi kodlayabilir. Start, durdurma, hareketli, yavaş, dinlenme. Ve isterseniz beyninizi böyle kodlama panosuna döndürebilirsiniz. Burada biz NLP tekniklerinde, kişisel gelişim tekniklerinde çapa dediğimiz teknikler var. Onun ruh hallerine girebilme, onun ruh hallerini tetikleyebilme. Ve çözülmeyecek sorun yoktur unutmayın. Ve Allah dağına göre kar verir. Ve çözemeyeceğimiz, başaramayacağımız hiçbir sorumluluk vermemiştir Allah. Aşılmayacak sorun yoktur. Yeter ki neyi nasıl yapacağını bil. Ne diyor Allah? Ben kuluma taşıyamca yükü vermedim diyorsa eyvallah bitti. Neyi nasıl yapacağını bil. Evet olumlu ruh hallerine girebilme diyoruz. Dikkat, konsantrasyon, yoğunlaşma sorunu yaşadığınızda severek, isteyerek, haz alarak, mutlu olarak dikkatli tam bir konsantrasyonu kitap okuduğumuz zaman düşünüyoruz. O an duygusuyla ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Birincisi derin nefes molaları. İkincisi ruh hallerine girebilme. Arkadaşlar bunu yaptıktan sonra şunu unutmayın. Biliyorum hız 3'ü dedik. Sınav anında bilgileriniz uçmaz. Asla. Bazen öğrenciler de giriyor. Hocam sınav anında bilgim uçar mı? Hayır.
Çünkü insan beyni dedik ya durmaz, duraklamaz, dolmaz, yorulmaz, unutmaz. Ve beyne alınan bilgiler asla ve kat'a silinmez. Bir daha söylüyorum. Beyne kaydedilen bilgiler silinmez. Böyle bir kavram yok. Biz bazen oluyor bizim yaptığımız bireysel görüşmelerde geliyor hocam diyor. Benim diyor beynime bir format atar mısınız? Nasıl yani? Hocam bir geçmişimi siler misiniz? Arkadaşlar iyi misiniz siz? Böyle bir şey olur mu? Bizi biz yapan geçmiş deneyimlerimiz değil mi? Asla. Böyle bir şey olmaz zaten istese de kimse silemez. Yok böyle bir kavram çünkü. Ha bazıları diyor ben diyor sizin beyninize format atacağım sıfırlayacağım. Yok böyle bir şey. Zaten yapıyorsa da yaptırmayın. Size iyilik değil. Kötülük yapmış olur. Hayatınızın en büyük kötülüğünü görürsünüz. Çünkü bizler geçmiş yaşam deneyimlerimizle buraya geldik. O yüzden arkadaşlar sınav anında bilginiz asla uçmaz ve unutmazsınız. Çünkü öğrendiğimiz bilgiler beynimize kaydolur. Beynimiz biraz önce bahsettiğim gibi durmaz, duraklamaz, dolmaz, yorulmaz ve unutmaz. Arkadaşlar sınava burada stratejiler kısmını geçeceğim. Şu ana kadar yapmış olduğunuz tecrübeleriniz neyse bunları kullanmanızı istiyorum. Bu uzun uzun dediğim gibi açıklamaya girmeyeceğim. Bunu isterseniz şu anda zaten okulumuz kaydedecek. Oradan da hızlı bir şekilde bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi okuma hatalarına dikkat edeceğiz. Soru köklerine dikkat edeceğiz. Bunları çok fazla girmek istemiyorum. Tekrar diyorum. Öğretmenlerimiz zaten bize yeterince bilgi verdiler. Onları kullanın. Hani dereyi geçiyorsunuz. Dereyi geçerken at değiştirilmezdir eskiler. Yani sizin sürekli kullandığınız bir at var. Hani eskiden araba yoktu, at vardı. O atın huyunu biliyorsunuz. Yani sizin belli bir çalışma alışkanlıklarınız var. Belli bir okuma alışkanlıklarınız var. O okuma ve çalışma alışkanlıklarını çok fazla değiştirmeyin. Ama bilginizi kullanmanızı engelleyen faktörler varsa işte o zaman müdahale edeceğiz arkadaşlar. Şimdi cevap şıklarında mümkün olduğu kadar arkadaşlar doğru cevaptan daha önemli bir nokta var. Cevabı olmayacak şıklar da olabiliyor. Dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Geçeceğim. Özür diliyorum bunlar hızlı geçiyorum arkadaşlar. Bunlar çünkü yaklaşık olarak 12 saat yaptığımız bir eğitim. Kodlama noktasında. Evet bütün bunları yakaladık. Şimdi bir önce uygulama ver. Dedik ki derin nefes molaları verin ve olumlu ruh hallerini yapın. Dikkat konsantrasyonunuz dağıldığında arkanıza yaslanan nefes molası verin. Dikkatli ve rahat çalışsanız anı düşünün. Ve arkadaşlar bir diğer teknik daha göstereceğim. O biraz önce yapmış olduğum nefesten başka bir şey. Burada ise sadece tek odak yapıyorsunuz. Bir benzeri gerginlik olduğu anda ya da o anda ihtiyaç hissettiğinizde. Çok hani olumsuz dillendirmek istemiyorum. Duraklayın. Nefes al ama sessiz alacaksınız. Asla ses yok. Nefes. Aldık. Aldığınız nefesin direkt bedeninize yayıldığını ve hepsini bütün oradaki yayılırken vücudunuzdaki yorgunluk, gerginlik, sinir, sıkıntı, stres, kaygı, endişe ne varsa aldığınız nefes vücudunuzdaki her bir biliyorsunuz vücudumuzun derisi biliyorsunuz hava kanalları vardır. Sanki orada hava derimiz hava alıyor, ter atıyor dışarıya. O kanallardan sanki oradaki bütün kanallar açılıyor aldığınız nefesle beraber. Aldık. Sanki bütün vücudunuzdan bütün hani basınç yapıyor. Hortumla bir yani sıvıyı bir yere verirsen balon içerisine akıtırsanız olur. Balon şişer ya. Bir anda havanın dolduğunu bütün bedeninizdeki o yorgunluk, gerginlik, sinir, sıkıntı, stres başınız, ayaklarınızın altından bile uçup gittiğini. Al nefes. Gidiyor. Boşalt. Al nefes, boşalt. Bu da yaklaşık olarak 20-30 dakika yaparsanız bunun ciddi anlamda faydasını göreceksiniz. Çünkü bu bizim yaptığımız teknikler. Ben size birkaç farklı teknik gösteriyorum. Çünkü bazı teknikler bazı arkadaşlara daha uygundur. Bazıları çok uygun olmayabiliyor. Bir diğer nokta. Benim en çok sevdiğim tekniklerden biri ki arkadaşlar. Benim öğrenme ve hızlı okuma eğitimine katılanlar. Anlayarak çok hızlı okuma eğitimine katılanlar. Bu tekniği mutlaka öğretir. Bu son derece sevdiğim bir teknik. Çok basit. Neredeyse yani %100 demeyeyim ama ciddi oranda etkili bir teknik. Ana yoğunlaşma. Kişi hem görsel, hem işitsel, hem dokunsal, hem de zihni ana yoğunlaştırma noktasında güzel bir strateji diyoruz. Burada
ne yapıyoruz? O anda ihtiyaç hissettik. Dikkat dağıldı. Kendini veremiyorsun. Konsantre olmadın. Dıştan gelen seslerden etkilendin. İçinde bir huzursuzluk oldu. İçinde bir ses oldu. Zihinde görüntüler oldu. Her neyse. Bir an durakla. Lütfen rica ediyorum bunu not alın. Gerekirse ekran görüntüsünü alın. Bir an dikkatiniz dağıldı. Durakla. Şiirli kelime. Ben şimdi ne görüyorum, ne duyuyorum, ne düşünüyorum, ne hissediyorum ben şimdi. Sınavdayız. Bunu kitap okurken kullanıyoruz. Ders çalışırken kullanıyoruz. Ben milli sporcularla çalışıyorum. Milli sporcularla da kullandım. Hepsiyle kullanabilirsiniz. Bir an duraklıyorsunuz. Ben şimdi sınavdayım. Bunu gerektiğinde gözünüzü kapatarak yapabilirsiniz. Soruları görüyorum. Şu anda sınavda, bak soruları görüyorum. Sınavı başarmanın çözmenin hazını duyuyorum. Sınavı çözdüğümü düşünüyorum. Sınavı çözdüğümün ve başarmanın hazını, mutluluğunu hissediyorum. Ben şimdi sınavdayım. Biraz önce ben şimdi sınavdayım. Soruları görüyorum, paragrafları görüyorum, şıkları görüyorum. Çözmenin hazını duyuyorum. Sınavda olduğumu düşünüyorum. Başarmanın çözmenin hazını hissediyorum. Yalnız bu arada şunu yapabilirsiniz. Biraz önce bahsetmiş olduğumuz olumlu ruh haline girme çalışması vardı ya. Hani severek, isteyerek, dikkatli ders çalıştığınız anı düşünün. O anın duygusunu o an hissedebilirsiniz. Sonra ben şimdi deyin. Bunu 2-3 kere tekrar edin. Yalnız bugünden itibaren yapın. Bugünden itibaren. Alışkanlık haline gelsin. Dikkat dağıldığında ya da bunu zevkine yapın. Ana yoğunlaşma. Ben size net olarak şunu söylüyorum. Faydasını görmedim diyen daha hiçbir öğrenciyle karşılaşmadım. Ha, bazıları %90 oranında, %100 oranında etki sağlıyor. Bazılarında %5 ama herkes de mutlaka etkisi oluyor arkadaşlar. Bunu özellikle söylüyorum. Buna biz kişiyi bunun ruh hallerini değiştirme çalışmalarından bir tanesi ya da ana yoğunlaşma çalışması dediğimiz çalışma. Çünkü beyin için şimdi kişiyi, beyni bulunduğu alana yoğunlaştırıyor. Şimdi kelimesi biliyorsunuz o telkinlerde de kullanılır, transta kullanılır. Beyne gizli emir komutudur. Hangi cümleyi kullanıyorsunuz? Bak o cümleden önce kullanın, bunu söyleyin, beyne gizli emir komutu verir. O yüzden ben şimdi dediğinizde alana yoğunlaşır. Ne görüyorum dediğinizde görsellik, daha sonra ne duyuyorum dediğinizde işitsellik, sonra dokunsallık ve yine düşünce zihinsellik ve yine zihinsellik. Ne oldu? Görsel, işitsel, dokunsalı tak bir noktaya kilitledik. Eğer alışkanlık haline getirirseniz bir de olumlu ruh haline desteklersiniz. Bak bakayım ne oluyor. Var şu ana kadar bizim stres, kaygı, endişe dediğimiz faktörlerde ya da ruh hallerini kontrolde yüzlerce teknik var dostlar. Yüzlerce. Mesela en basit örneği bizim hızlı okuma kitabımızdaki öğrenmenin ilkeleri kitaplarını söylemiyorum. Bu hızlı okuma kitabında bile sadece onun ruh halleri, duygu durumlarıyla ilgili 6 tane teknik var. Çünkü okumak sadece 4 ya da 5 tane strateji değildir. Okumak sadece buradaki sembolleri çözümlemek değildir. Okumak, okuma, anlama, dikkat, algı, konsantrasyon, yoğunlaşma bir sürü faktörü içine alan bir unsurdur arkadaşlar. Hatta ve hatta biz eğitimden önce Erdoğan hocamla konuştuğumuzda şunu söyledik. Gerekirse yine okulumuzda online olarak ya da yüz yüze olarak bir sınavlara hazırlanan öğrencilere yönelik olarak hızlı okuma eğitimi yapmak. Benim tavsiyem ha sınava girecekler mevcut bilginizi kullan ama alt sınıflar ya da okumayanlar ya da başka sınıfta olanlar ya da okul bitirmişler anne babalar ısrarla şunu söylüyoruz biz eğitimci olarak. Hayatınızda iki eğitimi ama iki eğitimi mutlaka en az ama en az bir ya da iki defa alın. Bir defa bile yetmez. İki defa. Daha fazla. Bir, öğrenmeyi öğrenme ve anlayarak çok çok hızlı okuma eğitimini alın. Rica ediyorum. Çünkü hayatımızdaki her şey bir öğrenme ise öğrenmenin ne olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Bilgiye ulaşmanın en temel, en sağlam, en etkili, en kalıcı yolu ise okumaktan geçiyor. Hızlı ve etkin okuma tekniklerini mutlaka ve mutlaka öğrenin. Yani öğrenme ve hızlı okuma eğitimlerini
herkes, ama herkesin alması lazım. Hele hele öğrenciler mutlaka alması lazım. İlkokul 4 bittikten sonra hemen aldırmanızı tavsiye ederim. Ara sınıflarda alın. Zaten burada da böyle bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. Sizlerden talep gelirse. Arkadaşlar hızlı okuma, öğrenme yaşamınızı değiştirecek. Peki ikinci eğitim ne? Birincisi öğrenme ve hızlı okuma eğitimleri, herkesin alması gereken. İkincisi siz dünyanın bütün bilgisine sahip olun. Bilginizi karşıdaki kişi ya da kişilerin anlayacağı şekilde ifade edemiyorsanız, bilginizi kullanamıyorsanız bunun bir değeri var mı? Kur'an'ın deyimiyle kitap yüklü merkepler diyor Allah, bilen ama bildiğini kullanamayana. O yüzden bilen ama bildiğini ifade edemeyen olmamak için ikinci eğitim, toplum önünde söz söyleme sanatı ve etkili iletişim becerileri, hitabet, belagat eğitimini mutlaka alın. Rica ediyorum. İş adamı, ev hanımı, memur, işçi, öğretmen ne olursa olsun. Çünkü insan dilinin altında gizlidir diyor hadis-i şerifte. Ben kendimi ifade edebildiğim kadarım ve kendimi karşıdakinin anlayacağı şekilde ifade edebildiğim kadarım. Siz de sınava girdiğinizde sınavda bilginizi kullandığınız kadar olacaksınız. Özetle bu teknikleri mutlaka ve mutlaka öğrenmenizi, kullanmanızı tavsiye ediyorum. Kullandıkça siz kendinizdeki değişim ve gelişimi zaten göreceksiniz arkadaşlar. Bir diğer nokta arkadaşlar, bir noktamız onun ruh hallerine girebilmek ki, bu arada süremiz herhalde dolmaya başladı, ben ona bakıyorum. Süreye göre devam edecek miyiz, ara verecek miyiz? Arkadaşlar şimdi bilgi verecekler bize. Evet, bu iki nokta arkadaşlar, yine dediğimiz gibi derin nefes molaları, işte severek, isteyerek, haz alarak, mutlu olarak çalıştığımız anları yakalama ve ben şimdi özellikle tavsiye edeceğimiz tekniklerdendir. Tabi bu arada yine soruları kapattık, akışı engellememek için yine sorularımız olursa okulumuz kanalıyla bizlere ulaşabilirsiniz. İstediğiniz kadar sorularınızı da her zaman cevaplayabiliriz. Ankara'dayız zaten bizler dostlar. Bizlere ulaşabilirsiniz. Adem Karafilik yazdığımızda zaten internetten de ulaşabiliyorsunuz. Okulumuz kanalıyla ulaşabilirsiniz. Çünkü okulumuzda yeterince bilgi veriyor. Yine Büşra Hocam olsun, Erdoğan Hocam olsun, diğer öğretmenlerimiz canhıraşane çalışmalar yapıyorlar. Ben bu arada gerçekten Erdoğan Bey'e, Büşra Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Onların emekleriyle, çünkü onlar da evinden çıktı geldi. Yine teknik kumandada arkadaşlarımızla. Niye? Bir tek amacımız var. Sizin daha iyi yerlere gelmeniz için. Siz daha iyi yerlere gelirseniz biz kendinizi başarılı, mutlu edeceğiz. Çünkü ileride sizler de bir yere geldiğinizde aynı ruhla, aynı can braşhane çalışmaları yapmanızı istiyoruz. Bizim şu anda burada bir maddi beklentimiz yok. Tek bir amacımız var, sizlerin bir yere gelmesi. Çünkü biliyoruz ki sizler de güzel yerlere geldiğinizde büyük başarılara imza atacaksınız. Ve dostlar, sevgili öğrenciler, sınavla ilgili bakın bir çalışma yapacağım size. Bir an duraklayın. Bir 10 saniye gözünüzü kapatın. Kapat gözünü, rica ediyorum. Öğrenci arkadaşlarına rica ediyorum. Sınav. TYT, AYT dediğimde zihninize ne geliyor? Nasıl görüntü? Sınav anında ve sınavın içinde kendini hissedenler var ise onlara tavsiye edeceğim bir. İki, sınavın dışındaysanız, eğer kendinizi sınavın içinde hissediyorsanız bir an kendinizi dışarıdan izleyin. Sınavın içinde bulunmayın, dışarıdan izleyin. Kendini dışarıdan izleyen arkadaşlarımız dışarıdan izlemeye devam etsinler. Ve o anda kendinize ne tavsiye edersiniz? Onu tavsiye edin. Sınava girdiniz, sınavdan çıktınız ve sınava girmiş olduğunuz okulun bahçesindesiniz. TYT'ye girdik, çıktık, bahçedeyiz. AYT'ye girdik ve bahçedeyiz. Ve sınavdan bir gün sonrayı hayal edin. Sınavdan bir gün sonrayı hayal edin. Ve sınava girmiş, sınav vermiş, sınavı başarmış kendinizi görün. Onun içine girin. O sınavdan çıkmış kendinizin içine girin. Gözler kapalı bu arada yine. O duyguyu hissedin. Şimdi o duyguyla buraya gelin.
Buradan sınava girip çıkmış, gerekli bedel ödemiş, 12 yıl çalışmış, okulda dershaneleri gerekli eğitimler almış, sınava girip çıkmış, kendiniz girip çıkmış, kendinizi görün. Ve ona göre bu bir haftalık süreci belirleyin. Şimdi gözünüzü açabilirsiniz. Sınav anını değil, sınava girip çıktığınız anı düşünün. Oradaki rahatlığı hissedin ama bırakmak yok. O rahatlık, çünkü ben sınava hazırım, sınava girdim çıktım. Çünkü sınav anını düşünürseniz başka zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Onu asla kale almayın. Bir diğer nokta, velilerimize ısrarla söylüyoruz. Zaten şu anda okulumuzda öğretmenlerimiz size yeterince destekler veriyorlar. Arayabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen çok özel bir çocukmuş gibi, artık böyle elimizde kurbanlık koyulmuş gibi dolaştırmayın. Normal, rutin devam edin. Hatta bazen diyorum ki annelere, çocuklarınıza bağırıyorsunuz değil mi diyorum, hocam çok bağırıyor. Yine bağırmaya devam ediyorum ama biraz az bağır, fazla değil de demoralize etmeyecek şekilde. Bir anda hiç sürekli bağıran bir anne ya da baba, yani bağırma iyi değil de ayrı bir konu. Bakın bir anda süt liman. Dediğim gibi kardeşi kurbanlık koyun gibi bakıyor. Babaanne annene geliyor, yavrum ama sınavda iyi ol mi? Ya durup dururken arkadaşım, niye hani affedersin eşeğin aklına kabus kabı düşünüyorsun? Sınava gir çık. O yüzden kendi çocuğum için de söylüyorum. Sınava giderken sabah çektim, hadi oğlum dedim, öptüm. Allah zihni açıp versin, bitti. Başarılar diliyorum. Bütün aile, sülale telefona gidiyor. Kızım, oğlum yarın sınava gireceksin. Allah zihni açık versin, çok başarılı olayım. Dualarım seninle, senin için Yasin indirdim, hatim ediyorum. Bunlara gerek yok. Sanki cenge çıkıyor. Yok böyle bir şey arkadaşlar. Zaten hayatımız sınav değil mi? Ve öğrenci arkadaşlar, sınava, mesela deneme sınavlarında en iyi yaptığınız anları düşünün. O duygularla devam edin. Çok daha büyük başarılara imza atacaksınız. Bunu söyledim. Evet, süremiz doluyor sevgili dostlar. Sorularımız olursa yine onları alacağız. Ben yavaş yavaş toparlıyorum. Bu arada güzel bir program olduğunu inanıyorum. Bu kayıtları tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Takıldığımız bir yer olursa, zaten okulumuz şu anda her zaman buna hazır. Yine aynı şekilde Adem Karafilik dediğimizde bana da ulaşabilirsiniz sevgili dostlar. Evet, sadece bize düşen görev, mevcut bilgimizi sınavda bize öğretildiği şekliyle kullanmak diyoruz. Zaten başaracaksınız, ben bunu biliyorum. Arkadaşlar, sevgili dostlar, ben okulumuza emeği geçenlere ve özellikle de izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Güzelliklerle, gülücüklerle ve sevgiyle kalın. Hayırlı akşamlar.